Bunu kelimelerle tanımlamak çok zor. Çünkü bunun içeriğini doldurmak lazım. Sporu tanımlamak da zor tabii ama spor bir hareket hali, insanlara keyif veren bir hal olarak sporu tanımlanabilir. Ama bunu değişik tanımlamaları da olabilir. Sporun değişik yönleri var. Ama bu yönlerini başında psikoloji gelmesi gerekirken, sağlık gelmesi gerekirken bu ihmal ediliyor. Daha çok ekonomik yönü, reklam yönü, sosyal yönü, ne bileyim tanıtım yönü, propaganda yönü daha çok ön plana çıkıyor. Estetik yönü ön plana çıkıyor ama sporun en başta gelmesi gereken özelliği yahut da göz önüne olması gereken özelliği daha ziyade sağlıkla ilgili yönü olması lazım. Sağlıkla ilgili yönünden de değişik zamanlarda öneriliyor. Yani insanlar hekime gittikleri zaman yapalım bu işi deniyor ama orada da en önemli nokta insanların ruh sağlığıyla ilgili psikolojik yönü, psikiyatrik yönünden daha az söz ediliyor. Halbuki sporun insan ruh sağlığıyla ve tabii bu arada hastalıklarıyla ilişkisi göz ardı edilmemesi gereken bir husus. Çünkü spor hayatın her alanında bizi ilgilendiren, direkt ilgilendiren bir husus. Mesela hekimler der ki veya cerrahlar der ki yatmaktan oturmak iyidir. Oturmaktan yürümek iyidir. Yürümekten de biraz hızlı yürümek iyidir. Ben fazla şey yapmayayım. Bu herkes için gereklidir. Yani bakıldığı zaman mesela hasta ameliyat olunca hekim ona der ki yürüyeceksin der. Yürümenin zaten riski yok. Zaten spor ta insanla birlikte var. Sporun değişik çeşitleri var tabii. Çeşitlerinden bahsedecek olursak avcılıkla başlamış. Yani bu sporun bir tarihi var. Spor dinlerde de teşvik edilen bir husus. Spor devletin güvenlik kuvvetlerinde de gerekli olan bir husus. Sporun ruh sağlığı ile ilgili yönünden bahsediyoruz. Sporun psikolojik yönünden bahsediyoruz. Sporun psikiyatri ile ilgili yönünden söz etmek gerekir. Bu ihmal edilmemesi gereken bir husus. Özellikle hem koruyucu ruh sağlığı yönünden hem de tedavi edici hekimlik yönünden. Bir örnek vermek gerekirse gençlerden bahsedecek olursak bugünkü ülkemizin problemi bağımlılık. Bağımlılığın her alanı, internet bağımlılığını düşünün, madde bağımlılığına kadar her türlü problem karşımıza gençlerde, çocuklarımızda görülebiliyor. Bunun önlenmesinde değişik yollar var tabii, değişik tedavi metotları var. Hekimler bunları, psikiyatristler kullanabiliyor. Ama yollardan bir tanesi de, koruyucu önlemlerinden bir tanesi de, hastalığın tedavisinde de spordur. Sporun bağımlılığı ve bağımlılık tedavisinde yardımcı tedavi aracı olarak kullanılabileceğini söylemek mümkündür.